Herkese tekrardan selamlar. Bugün sizlerle yeni bir videomuzda daha birlikteyiz. Top Down 2D Shooter game'imizin ikinci videosunda bugün animasyonları halledeceğiz. Karakterimizin temel animasyonlarını yapacağız. Hareket etme animasyonlarını yapacağız. İleride karakterimize bir silah eklediğimiz zaman onun için ayrı bir animasyon yaparız ama şu an dediğim gibi sadece karakterimizle uğraşacağız. Gördüğünüz gibi karakterim farklı şu an. Bir önceki videodaki karakter tam olarak yapacağım sisteme, mekaniğe uymadığı için, yani daha fazla sağa bakması gerekiyor karakterin daha güzel durması için, daha hareket ederken mantıklı durması için. O yüzden yeni bir karakter çizdim bu şekilde. Bu da gayet tatlı bence. Şirin bir tipi var bu şekilde. Şöyle işte idle'ıdır, yürümesidir ve yukarı doğru yürümesidir. Birkaç tane sprite'a sahip. Hemencik başlayalım o zaman. En son ne yapmıştık? Şöyle player sprite'ımız var gördüğünüz gibi. Bunu şöyle yapacağım. Player sprite'ın adını şuradan player base olarak değiştireceğim. Ve bir tane içine create empty deyip buna player sprite diyeceğim. Sprite şöyle ayrı dursun. Base'in içinde dursun. Böyle güzel oldu. Bir test edelim bakalım. Bir sıkıntı yok değil mi? Evet abi, bir sıkıntı var gibi gözükmüyor şu an. Pekala, şimdi animasyonlarımızı yapmaya yavaştan başlayalım. Animasyonlarımız nerede olacak? Player component'ında olacak. Pardon, objesinde olacak. Buraya bir animatör component'ı ekliyorum gördüğünüz gibi. Ve buna bir animatör eklemem gerekiyor. Şöyle bir folder oluşturacağım. Animations diye. Animasyonla alakalı şeyleri buraya koyacağım. Olabildiğince düzenli olun arkadaşlar Unity arayüzünde. Çünkü bazen yapamadığınız bir şey olursa karmaşadan gözünüzün önündeki şeyi göremeyebiliyorsunuz. Bir animatör oluşturuyorum. Adına player diyebiliriz. Şöyle atayalım abi. Atadıktan sonra birkaç tane animasyon oluşturuyorum şu şekilde. Create animation diyeceğim. Bununla da idle olsun. Copy paste diyorum. Bunun adı rename'den şöyle walk olsun. Bir daha Ctrl D ile copy paste yapıyorum. Bununla da up walk olsun. Başka bir animasyonumuz yok galiba, değil mi? Hayır, yok, aynen. Tamam, o zaman 3 tane animasyonumuz var. Window kısmından şuradan animation'dan animatörü açıyorum. Bir de animasyon penceresini açıyorum. Animasyon penceresini şuraya koyabilirsiniz. Güzel bir konum burası. Ve animasyonlarımızı yapmaya başlayalım. Öncelikle bir animatörümüzü halledelim. Düzenleyelim. Evet. Idle'ımı attım. Idle'ın loop time'ını açıyorum arkadaşlar. Ve parametrelere gelip bir tane bool ekliyorum. Bu bool move bool oluyor. Ve bir tane de float ekliyorum. Bu da is up float oluyor. Idle'da kalıyor bu uzun süre, bir şey olmadığı zaman. Girişte idle'a giriyor gördüğünüz gibi. Bir tane de blend tree oluşturacağım. Bu da hareket animasyonlarının oluşacağı blend tree olacak. Bunu çift tıklayıp açıyoruz. Sonrasında is up float'ı buraya gördüğünüz gibi kendiliğinden geldi. Buraya iki tane motion field ekliyorum. Walk olanı üstte, up walk olanı da alta atıyorum. Peki bu nedir? Karakterimiz hareket animasyonu 4 tane var arkadaşlar. Sağa sola giderken bir animasyon oynayacak. Ve sağ aşağı veya direkt aşağı falan giderken bir animasyon oynayacak. Yukarılara giderken, yani yukarı sağa ve yukarı sola giderken yukarıya doğru dönük olduğu ayrı bir animasyon oynayacak. Yukarı doğru dönükken is up float'ımız 1 olacak. Bu şekilde burada bir transition gerçekleşmiş olacak. Şurada 0 ve 1 olarak otomatik olarak atandı. Bizim bir şey yapmamıza gerek yok. Sonrasında buradan make transition diyorum iki tane şöyle birbirlerine. Move'a doğru giden de has exit time'ı kapatıp move true diyorum. Idle'a doğru giden de has exit time'ı kapatıp move false yapıyorum. Has exit time neydi? Animasyon bitmeden direkt aradayken geçebilir mi? Bunlar basit şeyler gibi olabilir. Her animasyon içerikli videoda bunları duyuyor olabilirsiniz ama her aranızda varsa bilmeyen arkadaşlarımız, olabildiğince detaylı anlatmaya çalışıyorum. Evet. Hemencik animasyonlarımızı yapmaya başlayalım o zaman. Önce idle animasyonumu yapacağım. Burada şöyle bir önemli nokta var. Add property deyip Buradan Player Base'e geliyorum. Player Sprite'e geliyorum. Buradan Sprite'ı açıyorum ve Sprite Renderer'ımı buluyorum. Sprite Renderer'ımı da açıp buradan Sprite'ı artıya basıyorum. Şu an bizim bu Sprite'ımızla işlem yapıyoruz. Eğer ben buraya direkt diğer Sprite'ları sürükleyip bıraksaydım Player'ın main objesinde başka bir Sprite Renderer oluşturacaktı. Öyle olmasını istemiyoruz. Şuradan bir tanesini silelim şöyle. Idle animasyonuydu o. Şöyle ikinci animasyonum da şöyle. Gördüğünüz gibi böyle inip inip çıkacak karakter aşağı doğru. Şunu copy paste yaparsak şöyle. Şunu şu Ctrl C yapıp Ctrl V yapıyorum. Şöyle bir animasyon. Çok basit bir animasyon. Idle animasyonum tamamlandı. Bu zaten loop'ta olacağı için kendi kendini tekrarlayacak. Walk animasyonuma gelelim. Aynı şekilde buradan Player Base, Player Sprite, Sprite Renderer, Sprite, evet. Bunu ekledim. Şurayı silebiliriz. Ondan sonra şunu silmeden önce şunu atayım abi. 05'e. Doğru olanı attık değil mi? Bunu attık. Bir de bunu atacağım. Hayır, araya şunu atalım. Bir de bunu atalım. Tamamdır. Şunu silebiliriz artık. Şöyle. En başa sürüklüyorum. Tamamdır. Şöyle bir animasyon. Şunu da şuraya koyarsak oynatalım bakalım. Şöyle bir animasyon ama geri geri yürüyormuş gibi duruyor. O yüzden şu iki animasyonun yerini değiştireceğim şöyle. Evet, şimdi bir tık daha mantıklı durduğunu söyleyebilirim. Evet. Son bir kez daha kontrol edeyim. Tamamdır. Şöyle birazcık uzatacağım bunu çünkü kendi kendini loopladığı zaman arada birkaç milisaniyelik bir takılma oluyor. O takılmaya yakalanmamak için şurada bir hata var. Evet. Tamamını seçmem gerekiyordu. Şöyle yapalım. Arkadaşlar buradaki önemli nokta bu animasyonları sizin kafanıza göre yapabilmeniz. Ben ne yapıyorum burada? Sprite'ı buraya atıyorum. 5. milisaniyede bu sprite oynayacak. 10. milisaniyede bu sprite oynayacak şeklinde ayarlıyorum. Buradaki önemli nokta bu. Yani ben burada oyun yaptığımı göstermiyorum. Nasıl yaptığımı öğretmem gerektiğini biliyorum ve dediğim gibi sprite'larda animasyonlar bu şekilde olur. İki sprite'in birbirine 3 boyutludaki gibi transition'ı olmaz kesinlikle. Şöyle biri kapanır, biri açılır. Bu şekilde gerçekleşir. Up walk diyelim. Yukarı doğru yürüme animasyonunu yapalım. Şöyle yukarı doğru yürüme animasyonunda da bak aynı hata yaptık. İşte bu hatayı yapmayacağız. Önce sprite'ımızı ekleyeceğiz şuradan. Evet, sprite'ımızı ekledik. Süper. Şöyle up walk animasyonu da verelim. Şunu silebiliriz. Evet. Bu iki tane. Şöyle bunu copy paste yapalım iyice. Şöyle bir animasyon. Aslında daha iyi olabilirdi. Buna biraz daha uğraşabilirdim ama ben bu sprite'ı atacağım arkadaşlar açıklama kısmına. Siz eğer deneyimsel olarak sprite'le falan uğraşmak istemiyorsanız, direkt yapmak istiyorsanız, deneyimlemek istiyorsanız bunları kullanabilirsiniz. Ama benim tavsiyem kendi sprite'larınızı yapmanız tamamen. Bunun için çok güzel kanallar var YouTube'da. Eskiden daha az vardı bu pixel art tarzı kanallar, videoların, içeriklerin, eğitim videoları. Şimdi günümüzde daha da arttı. Bunları izleyerek kendinizde farklı resimler, sprite'lar çizebilirsiniz. Şimdi script'imize gelelim. Biz ne yaptık? Burada iki tane bool oluşturduk animatörde. Move ve is up bool'u. Bunları buradan tanımlayacağız. Add Relative Force yapmışım burada. Gördüğünüz gibi animasyon şeyim burada. Hareket etme kodum. Şuna bir de Force mod 2D'den Force diyelim. Bunu Force'u değişiklik göstermesin. Şimdi bizim bir Bool Move'umuz zaten halihazırda burada var. Bunu direkt animatöre yansıtabiliriz. Animatöre yansıtmak için öncelikle buraya animatörü tanımlamam gerekiyor. Animatör anim diyerek tanımlayabilirim. Void Start'a gelip anim eşittir get component animatör diyorum. Aynı script'teki objedeki animatörden bahsettiğimizi burada script anladı. Sonrasında animi tanımladığımıza göre buradan anim.set bool diyorum. Animatördeki adı move'du hatırlayacağınız üzere. Script'teki adı da move. Bu iki bool'u birbirine eşitledim. Sonrasında isUp şeyini yapıyorum. Float'ını yapıyorum. Anim.set float isUp şöyle. Peki bunu neye eşitleyeceğim? Şuna eşitleyeceğim. Bir if değeri açıyorum şuradan. Burada i'ye büyüktür 0'sa şu gerçekleşecek. Else değilse yani 0 değilse burası gerçekleşecek. Bir tane int değeri oluşturuyorum. Int isUp diyeceğim bunun adına da. Eşittir 0 olsun. Hatta buna değer vermemize gerek yok. İ'ye yani yukarı doğru olan hareketimiz 0'dan büyükse bu ne demek oluyor? Karakterimiz yukarı doğru gidiyor mu demek oluyor. Eğer karakterimiz yukarı doğru gidiyorsa isUp eşittir 1 oluyor. Eğer gitmiyorsa da else'nin içine isUp eşittir 0 yapıyorum. Buradan da isUp float'ımı içeriye atıyorum. Bu kadar basit arkadaşlar. Bakalım bir hata yapmış mıyız? Yapmışsak düzeltelim hemencik. Evet. Script'imizde bir şey yok. Şurayı interpolate'den extrapolate'de önceki videoda interpolate'e çevirdim onu. Şöyle başlatalım. Evet. Hareket ediyor. Evet, birkaç tane hatamı gördüm. Bu hatalarımdan birincisi idle çok hızlı. Bunu 0.5 yapabiliriz. İkinci hata animasyonlar loop'lu değil. Upwalk ve walk animasyonları. Bunların loop'unu açtım. Şimdi bakalım bir de. Idle animasyonu bir tık daha güzel. Tamamdır. Yürüme animasyonu da iyi. Evet. İstediğim gibi çalışıyor şu an. Sprite'leri biraz düzenleyerek atacağım arkadaşlar. Bazı sorunları var. Göze güzel gözükmeyen tarafları var. Onları düzenlerim. Sonraki videoda ona göre yaparız. Şu an animasyonlar, yürüme animasyonları tamamdır. Sonraki videoda ne yapacağız? Karakterin şu tarafına, tam şu baktığı yöne doğru bir el oluşturacağız. Ve o elle, o elin içine bir tane silah koyacağız. Sonrasında silahla etrafa ateş edeceğiz arkadaşlar. Bunlar serinin ilerleyen videolarında gelecek olan sistemler. Siz de aklınızda eğer daha farklı eklememi istediğiniz mekanikler varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Dediğim gibi anlamadığınız bir şey olursa, aklınıza takılan bir nokta olursa Discord sunucumuza katılabilirsiniz. Açıklama kısmında linki var. Beğenip de abone olursunuz diye düşünüyorum. Hoşça kalın, bay bay.